Hatta oradan da akşam diyorum ki atlayalım arabamıza. Tekirdağ'a gidip köfte yiyelim ya. Oradan da açık hava sinemasına gideriz arabamızın içinde. 10 numara olur. Ya da bu akşam arabada mı yatsak, ne yapsak? Abartma. Kız arkadaşı geldi bizle tanışmaya bugün. Tabii, ben onu diyemedim ki sana. Evet, ben çok seviyorum baba. Artık ne olacaksa olsun. Safiye, bu kız gayet normal, eli ayağı düzgün bir kız. Evet. Ne işi var bizim gerizekalıyla? nasıl tanıştınız Eren'le? Eren'le mi? Ha, bir keresinde bizi takip etmişti okul çıkışında, sapık sandık. Her şeyi de biliyor ama yani oğlan da değil mi? Vallahi çapkın. Tam çapkın ya, tam çapkın ha. Babam mı? Yok, yok babam değil canım, şey diyoruz işte. O zaman amcam. Çünkü beraber işletiyorlar ya. Amcam yengemi mi aldatıyor yoksa öyle bir şey mi var? Ha? Eren, çok iyi anlaşacaksınız. Şöyle. Koyun koyuna denk gelince uyuyakalıyorsun. Bu çok Avrupa'da yaygın bir terapi biçimi. Yani insomnia için tedavi yöntemi gibi bir şey. Gerçekten çok entelektüel bir yalan söyledin Safiye. Selam Kim geldi oğlum? Yanlış numara. Yani tabii siz olayların ne kadarına hakimsiniz ben onu bilmiyorum ama... Ben olayların tamamına hakimim. Eren bana bütün detayları anlattı. Bütün detayları anlattı. Koyun koyunaydı anlattı mı lan? Yok onu. Gençler heyecanda, kanları kaynıyor. Hemen olsun istiyorlar. Konuş mu lan bu? Böyle şey kaldı mı yani? Bu neymiş böyle? Ne yapayım ya? Piyasası bu. Allah Allah. Hiçbir masraftan kaç... Ya tamam hadi senin için 3500 lira olsun ya. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Her şeyini yeniledik. Oğlum kız komple estetikmiş lan. İsmail, cana geleceğine mala gelsin. Mala bir şey olmamış. Mal burada duruyor.